Bunlar iyi iş. Onlar birazcık parayı yaptılar, açarlar kendi işini. Burada Türkiye'den biznesmenler çalışıyorlar Moldova'da şansı. Evet. Çalışıyorlar. Var burada Krivulyan rayonunda, burada 50 kilometre Kişinev'den çocuklar çalışıyorlar, yaparlar orada o biznesle zanimasyonlar. Var Floreşt rayonunda çalışıyorlar. Yavaş yavaş Türkiye'yle çalışıyorlar. Ne kadar zaman oldu burada geleli? Bir yıldır yani. Sizin? 6 sene. Nereden peki? Efendim? Hangi şehir? Mardin'den. Ha? Mardin'den. Mardin? Mardin, Elazığ'dayım. Elazığ'dan? Evet. Yani peki nasıl böyle kopup geldiniz buraya Allah aşkına? 94 yılından beri otobüs işletmeciliği yapıyoruz. Ha, uçak değildi önce. Otobüs işletmeciliği yapıyorduk. Daha sonra uçak, otobüs işletmeciliği durduğu için uçak şirketine döndük. Kimler gidiyor buradan böyle? Nasıl? Çok insanlar geliyor bizim oraya da yani. Genelde kimler? Çalışmaya gidiyorlar fakir aileler. Hı hı. Ama Türkiye'de onları yanlış düşüncelere karşılıyorlar. Evet. Hepsi de öyle kötü tabii, amaçlarla değil, gidiyor. Kötü değiller. Ama çok fakirlik var burada da. Aşırı derecede. Bölgedeki diğer bazı ülkeler gibi Moldova'nın da kanayan yarası ansızın gelen serbest piyasa ekonomisi ve bunun yol açtığı hızlı kültürel değişim. Reklamlar, televizyonlar, pahalı mağazalar, yeni yeni açılan süpermarketler, oralarda satılan 2-3 aylık maaş bedelinde sabunlar, parfümler, viskiler, giysiler ve çok şeyler isteyip en azla yetinmek zorunda kalan yenilik rüzgarlarının soğuk cereyanında kalan gençler. En çok onlar dışarıdan gelen tehlikelere karşı savunmasız kalmışlar. Natalie ile işte bunları konuştuk. Senin adın ne? Natalie. Mesela böyle bir yerde çalışan, bir insan ne kadar para kazanır ayda? Çok az. Ne mesela? Yani? Mesela 100 dolar. 100 dolar. Ama eskiden 10-15 sene evvel daha fazla kazanılıyordu değil mi? Herhalde. Benim biliyorsunuz ben yani bitirdiğim üniversite pedagojik. Çalıştım, 2 yıl öğretmenlik yaptım. Hı-hı. Ama kazanıyordum en fazla 25 dolar. Burada daha fazla, 4 katı. Evet. 100 dolar yetiyor mu peki burada? İşte. Evet. Ya ev kira mı? Evet. Zor yani. Ev kirası ne kadar ayıptır sonrası? 60. 60-40 kalıyor. Ama ben evliyim. Ha, o da kocada çalışıyorum, ben de çalışıyorum, birazcık yetiyor yani. İyi bari. Moldova'dan çok kadın gidiyor ve onlar kötü şeyler yapıyorlar Türkiye'de evet. Falan. Ama burada herkes yani öyle değil tabii. Onlar çalışabilir, kazanabilir ama parası yani onun nasıl iyi iş yapacak. Mesela bir magazinde onlar en fazla belki 80 ya da 70 dolar kazanabilir ayda. Ama onlar daha yani para... Lüks hayat istiyorlar. Evet. Ama lüks hiçbir zaman olmayacak ki. Nasıl kazanıyor onlar para, öyle de gidiyor. İnsan kaçakçılığı göç yani yasa dışı göç. Bunun bir veçesi bu, bir diğer veçesi de insan ticareti şeklinde oluyor. Bu ülkeler, bulunduğumuz bölge ülkeleri bu konuda kaynak ülke konumunda tabir ediliyor. Kaynak ülke şeklinde söyleniyor. Türkiye'de hedef ülke. Şimdi Türkiye'de 40 bin civarında Moldovalı'nın olduğu iddia ediliyor. Tabii bizim bu ülkelerle tarihi, siyasi ve sosyal ilişkilerimiz var. Tarihten gelen gayet köklü ilişkilerimiz var. Bunun için halklar arasındaki ilişkilerin artırılması düşüncesiyle de
biz belli bir esneklikte bir vize rejimi uyguluyoruz. Moldova'dan Türkiye'ye gitmek mümkün ve kapıda vize alarak girebiliyorlar. Bunlarla ilgili bir şey yapılabilir mi? Yapılıyor işte. İnsan ticareti dediğimiz olgu bu zaten. Türkiye'de bütün kamu kuruluşları bir eylem planı çerçevesinde, hükümetin kabul ettiği bir eylem planı çerçevesinde, ki bu 3 sene önce oldu, bir görev gücü oluşturuldu. Artı NGO'ların işbirliği sağlandı. Şimdi koruma evi bunların bir ihdas edildi. Tabii ki Haziran ayında İstanbul'da açılışı da yapıldı. Ekonomik şeylerin, yetersizliklerin yol açtığı, dünyadaki eşitsizliğin yol açtığı bir olgu. Fakir ülkelerden zengin ülkelere göç. Bu yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, bunu örgütler yapıyor, organizasyonlar yapıyor. Bu genel çerçevede yapılan tanım. Bir de insan ticareti var. İnsan ticareti yine bu bağlamda tabii ki yasa dışı, hı hı, ve insan kaçakçılığı genel anlamında. Ama kuzey-güney istikametinde yaşanan bir olgudur ve daha ziyade kadınları içerir. Gider orayı. Çalışma o az bir ay. Evet, lazım 3 ay, 6 ay. Ну biz burada parlamentte bu problemi savaşırız çözme. Ну lazım gene konuşma, lazım gene buluşma Türkiye'nin parlament olsa Türkiye'nin politikacılarıyla. Da gene oturma dolayı etme ne kadar. Biz de bakarız hani. Bizim insan bitki vakit çöğü gitti orayı. Var problem, bizde problem bu insan karlar, hani orada çalışıyorlar, adamlar hani çalışıyorlar. Da onlar korkuyla duruyorlar orada. Hı-hı. Da olmasın bu korku, olmasın hani olsun açık olsun. Lazım конечно, вернее, yapma hani verme onlara ну, yarım 6 ay. Durcuk orada 6 ay, olsa durcuk 3 ay, gelecek geri. No, evet. Olmasın, dursun korkusuz orada. İşsizlikten gidiyorlar İstanbul'a, Türkiye'ye. Ama orada da başka bir hayat da buluyorlar bazen. Ümit buluyorlar orada. Onu ekmek kapısı deriz biz. Ekmek kapısı, evet. Dönüyorlar her ay, 6 ayda bir dönüyorlar ailelerine, ama daha zorluk çekiyorlar ondan sonra. Çünkü orada yaşayınca alışıyorlar oradaki hayata. Dönünce daha da zor oluyor burada oturmak. O öyle sonuçlar. Ve sürekli orada kalıyorlar çoğu da galiba. Evet, değil mi? Sürekli gidiyorlar. Ama burada da aileler kalıyor, çocuklar kalıyor. Hı-hı. Onlara çok zor oluyor. Ondan sonra küçük kızlar, onlar kötü durumlara giriyorlar çünkü yalnız kalmışlar. Buradaki, hı-hı, durum o göçmenlikten çok zor oldu. Peki en büyük zorluklar nelerdir onlar açısından? Onlar açısından işsizlik, iş oluyor ama ayda 50 dolar en üst. Yani, evet, en çok 50 dolar alabiliyorlar onlar. Ne kadar zaman oldu siz buraya geleli ve Moldova'yı nasıl buluyorsunuz? Moldova'da insanlar cana yakın. Türkiye'de düşünüldüğü gibi değil. Bu kesinlikle, yani parmağımı bastıra bastıra söylüyorum. Gayet normal, sıradan yaşayan, kendi hallerinde, kendi işlerinde, güçlerinde. Ailelerine düşkün. Erkekler gayet, biraz maço. Evet, biraz maço. Kadınlar daha çalışkan burada. Şimdi mesela böyle bu şekilde çalışan insanlar 5 aşağı 5 yukarı ne kadar para kazanıyorlar? Normal Moldova'da bir Moldovan patron olsaydı zannediyorum garsonlara 600-500 lei civarında, evet, falan vereceklerdi. Mesela Ludmilla ne kadar kazanıyor Ludmilla? Şu an Ludmilla'nın talebi bizden 1000 lei. 1000 lei yetiyor mu? Yani ne kadar alıyorsun sen şu anda? Зарплата стабильная, она меня очень устраивает. 800 ila 1000 lei civarında çalışma göre değişiyor. Bu yeterli mi bir aile kursa? Достаточно. I have 1000 lei
Mm-hmm. For my salary, mm-hmm. this my salary. This is normal mm-hmm. for in our country. Did you go to university? I go university, mm-hmm. but now is a holiday for me. Which part of the university you are going? What political.